Sevda. Nereye gidiyorsun? Dışarıda işlerim var anne. Ya bir durur musun? Bir oturalım, bir konuşalım. Sonuçta. Sonuçta ne? Ben de bu duruma ne kadar karşı olsam da Figen bu ailenin kanını taşıyor. Ve babası bildiği adamı bugün toprağa verdi. Ne oldu? Sen de Figen'i koruyanlar derneğine mi katıldın anne? Öyle değil. Ben annen olarak her zaman yanındayım, bunu biliyorsun. Ama sen böyle davranarak daha fazla tepki çekiyorsun. Acımasız davranıyorsun. Sen böyle bir insan değilsin. Elimde değil anne. Figen'in adını dahi duyunca tüylerim ürperiyor. Biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Haklı olduğun yerler de var tabii ki. Ama ben seninle başka bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu oğlaklar geldiler ya ellerinde çiçeklerle, çikolatalarla. Sen ve Efkan... Ben Efkan'la evlenme kararı aldım anne. Sevda, nasıl böyle bir karar alabilirsin? Bana doğruyu söyle. Seni tehdit mi ettiler? Hayır. Oturduk, konuştuk. Sorunlarımızı çözdük Efkan'la. Bari sen benim kararıma saygı duy anne. Senin bu kararına saygı duymuyorum. Artık bu kararının arkasında da durmuyorum Sevda. Ya bu çocuk değil miydi senin boğazını sıkan? Bu çocuktan korktuğunu söyleyen sen değil miydin? Şimdi nasıl olur da evlenme kararı alırsın? Bak bana doğruyu söyle. Lütfen. Seni tehdit mi etti? Anne. Benim şimdi çıkmam lazım. Bunları sonra konuşuruz. Sevda. Sevgilim. Ne yapıyorsun sen bu adamın evinin önünde? Hayır olsun. Kenan'ın iyi olup olmadığını kendim görmek istedim. Ya nedir sendeki bu şoför merakı? Ben bunu anlamıyorum ki. Hem Kenan'la aramızda bir şey yok diyorsun. Hem de Kenan hapisten çıksın diye benimle evlenmeyi kabul ediyorsun. Canım benim. Beni gereksiz yere şüphelendirip olmadık şeyler yaptırıyorsun bana minik bıldırcınım. Efkan. Kenan nişanlı. Nişanlısına da aşık. Yani bana güvenmiyorsun. Ama bu adam yakında evlenecek. Nişanlı. Kiminle nişanlı? Bizim evde çalışan bir kızım. Ben sadece haksız yere suçsuz bir insana eziyet etmeyi istemedim. Başka bir niyetim yok. Ah canım benim. Hangisiyle nişanlı? Hatırlıyor musun? Hani bizim eve yemeğe geldiğinde senin üstüne yemek döken bir kız vardı. Figen. Hatırlıyorum o beceriksiz kızı. Hizmetçi ve şoför. Filmlerdeki gibi. Efkan. Şöyle yapalım mı o zaman senin için de uygunsa? Sen, ben, Kenan ve nişanlısı birlikte bir yemek organize edelim. Ne diyorsun? Kan sen ne diyorsun? Bak Figen'le Kenan çok yakında evlenecekler. Kendi kafanda bir şeyler kurdun. Şimdi de beni burada... Bak Sevda, lafı uzatma. Ben o adamı sana bakışlarını gördüm. Sen yakında benim karım olacaksın. Ve benim bu uğurda adam harcamam gerekiyorsa... hiç gözünün yaşına bile bakmadan harcarım. Senin ailen de buna dahil canım benim. Şimdi o yüzden... bin arabana, yavaş yavaş, sakin sakin evine dön. Tamam mı? Sevda.
Sevda. Dikkatli sür. Dündar Bey'le görüşecektim. Rüçhan Ron'a geldi dersin. Tabii efendim. Buyurun biraz bekleteyim. Kendisine haber vereyim. Dündar Bey. Hı. Rüçhan Ron'a geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Bekletme Rüçhan Hanım'ı. Tabii efendim. Buyurun. Dündar Bey sizi bekliyor. Rüçhan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Gerçek karşılaşmamız hiç hoş olmamıştı. Ben evimde sizi daha iyi koşullarda ağırlamak isterdim. Evet. Ben de oturup doğru dürüst konuşmak için geldim zaten. Harika. Kahvenizi nasıl içersiniz? İçmem. Ben çıkayım. Buyurun. Güzel kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Buraya kitaplarınızdan bahsetmeye gelmedim. Bakın Dündar Bey, sizinle çok açık konuşacağım. Ben de her konuda açık olmaktan yanayım zaten. Sevda, oğlunuzla evlilik kararından bahsetti. Efkan. Oğlumun adı Efkan. Söylemekten çekinmeyin. Her neyse, ilgilenmiyorum. Siz kızımı tehdit mi ettiniz? Tehdit. Neyle tehdit edebilirim? Nasıl? Olacak şey mi Rüçhan Hanım? Koskoca Ron ailesinin bir ferdini tehdit etmek benim ne haddime? Belli ki aralarında bir tartışma olmuş. Sonra tatlıya bağlanmış. Bunun ardında büyük bir şey aramayın. Oğlunuz kızımın canına kastetti. Rüçhan Hanım. Bolatlı adının bir geçmişi var. Evet, bazen kavgacı olduğunuz doğrudur. Fakat hiçbir koşulda kadına el kalkmaz. Bu konuda müsterih olun. Siz ne derseniz deyin. Ben Sevda Ronan'ın annesi olarak bu evliliğe onay vermiyorum. Eğer bu evlilik kararının arkasından herhangi bir şey çıkarsa... o zaman sizinle bu kadar rahat oturup konuşmayacağız. Bunu bilin. Dündar Bey. Rüçhan Hanım. Kahve borcumuz iki. Hayriye merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya ihtilal oldu, bir görüşemedik. Evet, çok haklısın. Hah, ben de onu diyecektim. Bizim kulüpte buluşalım, sen kızlara da haber ver. Ama bu organizasyonu sen yaparsın, benden iyi yapıyorsun biliyorsun. Tamam, peki. Senden haber bekliyorum. Selami Bey'e ve çocuklara selam söyle. Tamam canım, görüşürüz. Beni çağırmışsın babaanne. Evet, şöyle bir karşılıklı konuşalım dedim. Neler oluyor? Ne hakkında? Sevda, bana aptal muamelesi yapma.
Ne haddime babaanne? Senelerce bizi aptal yerine koyan sizsiniz. Kızım, neler oluyor böyle? Sen birdenbire Efkan'la evlenmeye karar veriyorsun. Sonra pat diye seni istemeye geliyorlar. Yani sence normal mi bu? Ne yapmaya çalışıyorsun? Onca zamandır bu çocuk psikopat deyip duruyordun. Bir şey yapmaya çalışmıyorum babaanne. Efkan benden özür diledi, gönlümü aldı. Yani çok abartılacak bir şey yok ortada. Sevdam, bu çocukça davranışlarınla beni üzmekse maksadın... Öyle bir derdim yok babaanne. Münasip bir zamanda tekrar gelecekler. Rüşcan. Kızım, bugün birlikte dışarı çıkalım dedim. Seninle konuşacaklarım var dedim. Dinlemeden beni çektin gittin. Ne oldu böyle? Nereden geliyorsun? Anne, sana işlerim var, sonra konuşuruz dedim ya. Ne oldu, ne konuşacaktın ki? Gel otur da konuşalım. Mustafa geldi geçen gün kapıya. Cemre'nin tetkikleri uyumluysa benimkiler de uyumlu olur dedi. Ne diyorsun anne? O katil Sinan için test yapmayı mı teklif etti? Yani köşkte neler oluyor? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Sen niye gizli gizli işler çeviriyorsun babaanne? Niye bize anlatmadın? Ya bir dakika Sevda. Sonuç ne oldu? Yani Mustafa'nın tetkikleri uyumlu çıkmadı. Aynı gün Figen de tetkik yaptırmış. Figen'in tetkikleri uyumlu. Ne diyorsun anne? Yani Sinan kurtulacak mı? Yine Figen sahneye çıktı. Yalnız Figen'e bundan şimdilik bahsetmeyeceğiz. Münasip bir zamanda doktor kendisine söyleyecek. Harun da hiçbir şey duymasın şimdilik. Neden babama söylemiyoruz? Ömer'e daha yeni toprağa verdik. Ortalık bir sakinleşsin. Münasip bir zamanda Harun'a da söyleriz zaten. Anne, ne olur artık zaman kaybetmeyelim, ne olur. Bana niye bakıyorsun anne? Sevda, Figen hiç kimse ondan istemediği halde gidip test yaptırmış. Üstelik Sinan'ın kardeşi... Anne, sakın o cümleyi tamamlama. Bu yaptığı şey Figen'in ne kadar iyi niyetli olduğunu gösterir. Ona haksızlık etmeyelim. Eğer kafasına koymuşsa bu ameliyatı olacak demektir. Kardeşimin iyiliğini en az ben de sizin kadar istiyorum. Ama Figen'in yaptığı her şey gösterişten ibaret. Sen de yakında öğrenirsin anne. Şimdi izin verirseniz biraz hava almaya çıkacağım. Bütün bu konuşmalar başımı ağrıttı. Necla abla, haber aldığından beri kahrettin kendini. Anneme bir şey olursa ben ne yaparım Feray? Şurada emekliliğime 1-2 yıl kaldı. Sonra kalkıp yanına gidecektim. Her mektubunda da gel diye ağlıyordu kadın. Macide Hanım'la konuşabildin mi peki? Konuş. Sabah çıkacağım yola. Thank you.
İyi misin? Seda, konuşmak istiyorum dedim, geldim. Ne konuşacaksan konuşalım. Kapansın bu konu artık, hadi. O kadar kolay değil Kenan. Efkan sana kafayı takmış durumda. Bak Seda, o herifi benden uzak tut. Tamam mı? Benim tek bir derdim var artık. Neymiş o? Figen. Seda, bak. İkimizin de hayatımızı bir hal yoluna koymamız lazım artık. Anladın mı? Eğer bu bebek meselesi de gerçekse... Kenan, ben Efkan'a seni korumak için Figen'le nişanlı olduğunu söylemek zorunda kaldım. Sevda, eğer o herif Figen'e bulaşacak olursa var ya... Peki benim senden hamile olduğumu öğrenirse Efkan ne olacak? Seni yaşatmaz. Ya sen nereden buldun bu herifi de benim başıma musallat ettin ya? O herif yüzünden ben günlerdir neler çekiyorum, sana haberin var mı? Bak... Benim tek derdim var artık, o da Figen'le bir an önce evlenmek. Ömer babanın kırkı çıkar çıkmaz bu iş bitecek, bu kadar. Asuman gördüklerini Figen'e söylediğinde... Figen senin bir daha yüzüne bakacak mı Kenan? Asuman sizin evlenmenize asla izin vermeyecek. Şimdiye dek bir şey söylemedi ama ikimizi gördüğünü mutlaka bir gün söyleyecek. Of Sevda, of. Bak Kenan, her ne kadar bunu söylemek hoşuma gitmiyordu olsa, ne yap et, bir şekilde Figen'in senden ayrılmasına izin verme. Bunu seni düşündüğüm için söylüyorum Kenan. Eğer ayrılırsanız Efkan şüphelenecek. Bir şey daha var. Efkan dördümüzün yemek yemesini istiyor. Nişanlılığınızdan emin olmak için. Ne? Seda, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bak ben o herifle aynı masaya hayatta oturmam. Anladın mı? Hadi ben oturdum diyelim. Figen'i nasıl ikna edeceğiz buna? Bir şekilde ikna edeceğiz Kenan. Bak ben seni korumaya çalışıyorum. Bu adam seni öldürür, bir gün bile hapis yatmaz. Anneni de düşün. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben çıkıyorum. Hı hı. Macide Hanım, Dündar Bey geldi. Ne işi varmış burada? Canım gelsin. Derdi neymiş öğrenelim. Ne derdi olacak canım? Yani ne derdi var belli değil mi? Görüşmeye ne gerek var? Kızım olmaz öyle şey. Kapıya kadar gelmiş. Geri çevirmek olmaz. Yani. Söyle, alsınlar içeri. Hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş buldum Macide Hanım. Buyurun, ayakta kalmayın lütfen. Teşekkür ederim. Bir kahve içer miydiniz? Almayayım, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, böyle aniden geldim ama. Estağfurullah. Aslında iyi oldu. Yaşananlar hakkında konuşmamız gerekiyordu. Evet, ben de o yüzden buradayım. Geçen gelişimiz pek usule uygun olmadı. Gerçi gençler aralarındaki tartışmayı tatlıya bağlamışlar. Fakat Sevda Hanım size söylemekten çekinmiş. Çekindiği bir şey var belli ki. İki tarafın da hataları oldu. Haklısınız, biz de bize yakışır şekilde davranamadık. Sevda Hanım'ın sizin gibi sözünü esirgemeyen bir annesi olması büyük şansı Uçan Hanım. Açıkçası bunca yaşanandan sonra Sevda'nın bu ilişkiyi yeniden gündeme getirmesi bizim için de sürpriz oldu. Yani
Tabii bizim de çekincelerimiz var Dündar Bey. Elbette. Fakat bu evlilik sürecinde bizi daha iyi tanıyıp yaşananların münferit bir olaydan ibaret olduğunu hemen anlayacağınızdan eminim. Sonuçta gençler anlaşmışlar. Yani aslında biraz daha birbirlerini tanısalar, biraz zaman geçirseler... Bu kadar acele etmeye gerek yok bence. Ben de beklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Nikahta keramet vardır Macide Hanım. Ben bu sefer her şey usulüne uygun ilerlesin diye buradayım. Ve size haber vermek için geldim. Telefon etmek yerine bizzat gelip haber vermek istedim. Uzun lafın kısası. Uygun zamanınızda Sevda Hanım'ı istemek için sizi tekrar ziyaret edeceğiz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi günler. Güle güle Dündar Bey. İyi günler. Bu neydi şimdi? Adam kızımı istemeye geliyor, beni muhatap bile almıyor. Tek derdimiz bu olsa oğlum. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Efkan. Ha, gel bakalım. Hoş geldiniz babacığım. Hoş buldum. Ben nereden geliyorum? Nereden geliyorsunuz babacığım? Ronaların köşkünden geliyorum. Konuştuk. Uygun oldukları zaman Sevda Hanım'ı istemek için onları tekrar ziyaret edeceğimizi söyledim. Her şey usulüne, yoluna, yordamına göre yapalım. Selma anneme de bir daha mahcup olmayalım. Baş üstüne babacığım. Onlar ne cevap verdiler peki? Uygun oldukları zaman haber verecekler. Çok yaşa. Ben de Sevda'yı akşam yemeğe çıkaracağım. İyi bir yere götür. Ve kibar ol Efkan. Sevda Hanım'ı üzecek, kıracak, incitecek bir şey yapma sakın. Baş üstüne babacığım. İyi hadi git hazırlan. Jilet gibi ol. Kahve yap bana Sade. Tabii efendim.